Evet. Bugünkü konumuz ay tutulması hakkında. Güneş tutulmasına küsuf, ay tutulmasına ise husuf denir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması olmuş. Bunun üzerine Ay ve Güneş peygamberimiz buyurmuş. Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamından doğmasından dolayı ay ve güneş tutulmaz buyurmuş. Ay ve güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar Namaz kılın, dua edin, ibadette bulunun buyurmuş Buhari Küsuf 1.15 Kaynak Evet, güneş tutulduğu zaman ezansız ve kametsiz, normal namazlar gibi ezan kamet yok, ezansız kametsiz olarak en az iki rekat olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. Bu genelde kusuf yani güneş tutulması için olan namazdır. Ee, i̇mamla, cemaatle kılınan namaz denilmektedir. İmam her rakette normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Yani Kur'an okur diğer namazlardan daha uzun okur. O güneş tutulması geçene kadar. Yani uzun olması daha eftel. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya veya cemaate dönük bir şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda ise bu namaz tek başına da kılınabilir sünnettir Küsür namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli olduğu konusunda müştehitlerimiz, alimlerimiz arasında görüş birliği bulunmakla birlikte yani hepsi hemen hemen aynı şeyi söylemişler Kusuf namazı sünnettir ve cemaatle kılınması daha iyidir demişler husuf yani ay tutulması namazı için ise sünnet olup olmadığı hususunda cemaatle kılınıp kılınamayacağı hususunda görüş ayrılıkları olmuştur. Bazısı cemaatle, bazısı tek başına gibi veya sünnet mi değil mi diye görüş ayrılıkları olmuştur. Ebu Hanife ve e, Malik, İmam Malik Hazretleri ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu için Efendim tekrarlıyorum. Ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu için Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple namaz kılmadığını öne sürmüşlerdir. Ebu Hanife ve İmam Malik hazretleri ay tutulması daha çok olduğu için Peygamberimiz ay tutulmasında namaz kılmazdı e, demişler delillerini ona göre göstermişler ama husuf namazının yani ay tutulması e, namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Evet. Bundan dolayı yani ay tutulması çok olduğundan dolayı Peygamberimiz ay tutulması namazı kılmazdı ve sünnet değildir demişler. Ebu Hanife İmam Malik Hazretleri. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir ve müstehaptır denilmiştir. Ama İmam Malik ve Ebu Hanife böyle demiş fakat Hanefi mezhebin, mezhebine göre İmam Muhammed ve İmam Yusuf da e, yine sünnettir ve ay tutulması namazı da iki rekatta olsa evinde ay tutulduğu anda evet ay tutulması ve güneş tutulması namazları olay gerçekleşirken kılınıyor sonra veya önce değil. Tam o anda ay tutulurken, güneş tutulurken namazını kılıyor, dua ediyor, ibadet ediyor, tesbih çekiyor. Allah'ın kudretine böyle bakarak efendim şey yapıyor, e, ibretler alıyor, şükrediyor vesaire. Yani bu bu hallerle bu şeyi, bu vakti geçirmek gerektiği söylenmektedir. Şafi ve Ahmet bil Hanbele Göre ise efendim kusuf namazı yani ay tutulması namazı da kusuf namazı yani güneş tutulması namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınır demişlerdir. Şafii ve Ahmet bin Hanbel hazretleri de böyle demişlerdir. Dediğimiz gibi İmam Azam Hanefi mezhebine İmam Azam Ebu Hanife'den sonraki onun öğrencileri olan müştehitlerimiz de İmam Muhammed ve İmam Yusuf Hazretleri de Hazreti Şafi ve Ahmet Bilhambel Hazretlerinin söyledikleri minbelde doğrultuda konuşmuşlardır buna göre demek ki iki rekat namaz kılacağız bunu nasıl kılacağız efendim Derseniz denilirse şayet diğer namazlardan hiçbir farkı yok. İki rakatlı namaz nasıl kılınıyorsa bildiğimiz gibi elham okunur, zamm-ı sure okunur. Yani elhamdan sonra kısa bir sure okunur ama bu namazlarda biraz daha okuduğumuz sureleri uzatmamız eftaldir deniliyor zamm sure okulur, rukuya gidilir, secdeye gidilir, kalkılır, tekrar yine bir elham, yine bir zamm sure, herhangi bir sure okunur, ruku secde oturulur, duası yapılır, efendim mümkün olduğu kadar uzun dualar, her türlü dua yapılabilir, ondan sonra iki rekat kılınırsa ay tutulması namazını, yani husuf namazını kılmış ve ifa etmiş, yerine getirilmiş olur. Güneş tutulması namazı da aynı böyle kılınabilir. Evinde tek başına iki rekat da olsa veya güneş tutulması bitene kadar efendim e, kılınabilir. Ondan sonra cemaatle kılınabilir deniliyor. Cemaatle e, güneş tutulması geçene kadar e, bu süre içerisinde imam kıldırır. Hutbe okur gibi önünü cemaate döner söyleniyor ulema tarafından. Yani hangisine gücü yetiyorsa insanın, hangisini yapmayı takdir ediyorsa onları yaparak efendim bu vakti değerlendirmesi uygun olur. Diyeceklerimiz bu kadar. Allah kabul etsin şimdiden namazlarımızı.